Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programında bugün çok değerli bir konuğumuzu stüdyoda değil ama Ankara'da ağırlıyor olacağız. Direksiyon eğitmeni Sayın Melike Atak bizlerle birlikte. Ben Melike Atak. 1988 Karadeniz Ereğli doğumluyum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Evliyim ve iki çocuk annesi. Uzun yıllardır da direksiyon eğitmenliği yapıyorum. Benim hikayem birazcık farklı başladı. Dediğiniz gibi çocukluktan bir hayaldi benimki. Daha ayaklarım pedala yetişmezken babamın kucağına otururdum, araba kullanmak isterdim. Sonrasında biraz daha büyüdükten sonra işte arabaya ilgim fazlasıyla artmaya başladı. Direkt 19 yaşıma geldiğimde zaten ehliyetimi aldım. Ama bu dediğimde eğitmenlik serüveni biraz farklı başladı bende. Sosyoloji mezunuyum. Ama birkaç yıl önce anaokulu öğretmenliği yapmıştım. Sonrasında bizim şehir değişikliği nedeniyle şehirde anaokulu öğretmenliği yapamadım bazı durumlardan dolayı. O süreçte de böyle araba kullanıyorum ama bunu meslek olarak yapmıyorum. Bir tanıdığımızın vasıtasıyla, yani Melike, araba kullanıyorsun, neden bunu işe çevirmiyorsun demesiyle aslında bende böyle bir aydınlanma oldu. Çünkü bu meslek grubunu ben ehliyet aldığımda dahi genelde böyle emekli, işte böyle yaşlı amcalar, teyzeler falan yapıyordu. Bu kadar genç eğitmenler o zamanlar yoktu. Derken nasıl olur da olabilir mi falan diye araştırıp direkt ben belgemi alıp bir sürücü kursunda çok daha böyle genç yaşta, 25-26 yaşlarında eğitmenliğe başladım. Instagram'da özel direksiyon dersi 06 adı altında, direkt zaten Melike Atak diye çıkıyor. Orada bir sayfam var. Hem eğitim videoları izlediğim, bana ulaşamayan, Ankara'da olmayan ya da diğer inanın tüm dünya üzerinden takip eden insanlar var. Onlara da gerçekten ulaşabilmek ve faydalı olabilmek adına oraya birçok eğitim videoları yüklüyorum. Ankara'da olan insanlar bana direkt oradan ulaşıp çalışma yapabiliriz ama Ankara'da olmayanlar için de faydalı olabilmek adına oradan videolarıma ulaşabilirler. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programında bugün çok değerli bir konuğumuzu stüdyoda değil ama Ankara'da ağırlıyor olacağız. Direksiyon eğitmeni Sayın Melike Atak bizlerle birlikte. Melike Hanım'la tabii ki direksiyon eğitiminin trafikteki öneminden bahsedeceğiz. Alanla almayan bir oluyor mu? Zaten ben sürmeyi biliyorum. Canım benim eğitime ihtiyacım var diyenlerle alanlar arasındaki fark nedir aslında? Kadınlar mı daha iyi sürücü, erkekler mi? Tabii bunu yine de soruyorum, şimdi gülüyor kendisi de. Hep sorulan bir şeydir ya. Bir de eğitmeninden dinleyelim bakalım. Hangi tür daha çok yatkın, hangi cins daha çok yatkın bu işlerde? Ama ilk önce bir Ankara'ya merhaba diyelim. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler Melike Hanım. Evet, çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. İnsanların hayalini süsleyen araba almak, değil mi? Yani hani mutluluğun tarifi bile olabilen bir şeyken ve onun da insan ister ki en güzel şekilde ben kullanayım. Hani bu tabii en güzel kullanmak nedir, onları size soracağız ama biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii ki. Ben Melike Atak. 1988 Karadeniz Ereğli doğumluyum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Evliyim ve iki çocuk annesi. Uzun yıllardır da direksiyon eğitmenliği yapıyorum. Evet, harika. Şimdi Melike Hanım, nereden aklınıza geldi de evlendikten sonra mı başladınız, önce mi başladınız? Siz arabayı çok mu severdiniz? İyi araba evet kullanırdınız? Babanızın arabasını mı evet kaçırırdınız? Böyle nasıldı? Biraz anlatır mısınız? Hepsinden biraz diyebilirim. Şöyle aslında benim hikayem birazcık farklı başladı. Dediğiniz gibi çocukluktan bir hayaldi benimki. Daha ayaklarım pedala yetişmezken babamın kucağına otururdum, araba kullanmak isterdim. Sonrasında biraz daha büyüdükten sonra işte arabaya ilgim fazlasıyla artmaya başladı. Direkt 19 yaşıma geldiğimde zaten ehliyetimi aldım. Ama bu dediğimde eğitmenlik serüveni biraz farklı başladı bende. Sosyoloji mezunuyum. Ama birkaç yıl önce anaokulu öğretmenliği yapmıştım. Sonrasında bizim şehir değişikliği nedeniyle şehirde anaokulu öğretmenliği yapamadım bazı durumlardan dolayı. O süreçte de böyle araba kullanıyorum ama bunu meslek olarak yapmıyorum. Bir tanıdığımızın vasıtasıyla, yani Melike, araba kullanıyorsun, neden bunu işe çevirmiyorsun demesiyle aslında bende böyle bir aydınlanma oldu. Çünkü bu meslek grubunu ben ehliyet aldığımda dahi genelde böyle emekli, işte böyle yaşlı amcalar, teyzeler falan yapıyordu. Bu kadar genç eğitmenler o zamanlar yoktu. Derken nasıl olur da olabilir mi falan diye araştırıp direkt ben belgemi alıp bir sürücü kursunda çok daha böyle genç yaşta, 25-26 yaşlarında eğitmenliğe başladım.
Çok güzel. Ondan sonra da çok uzun yıllardır da 2013 yılından beri yani 11 yıl oldu tamamen. Bir fiil bu işi yapıyorum. Peki harika. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz bu arada. Yani şimdi yaptığınız iş tabii ki sizin profesyonel ve para kazandığınız bir iş ama hani şöyle bir şey oluyor. Ne kadar iyi bir iş yapıyorum ya. Hani trafikte insanların daha başarılı olması için, daha güvenli bir seyahat yapması için bilgiler öğretiyorum. Hani onlar için, aileleri için, herkes için, toplum için ne kadar güzel bir şey. Buradan benden mezun olanların işi biliyor olarak ayrılması ve bunları hep hatırlayacak ve çok güzel kullanacak olması. Topluma inanılmaz bir katkı verdiğiniz bir iş. Yani herkese lazım olan bir şey. İyi sürücü değil mi? Her ülkede, her yerde lazım olan bir şey. Ve siz bu işi eğiten ve bu işin içinde olan bir insansınız. Hani başarı sizce nedir? Bu nasıl bir tatmin duygusu veriyor? Benim gibi böyle heyecanlanıyor musunuz? Böyle hissedince insan hani kocaman bir heyecan ve çok büyük mutluluk gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle. Yani şöyle dediğiniz gibi birçok insanla tanışıyorsunuz ve burada aslında en önemli başarı bence birçok kişinin hayatına dokunabiliyorsunuz. O kadar çok insana hayali bir araba kullanabilmek. Bazı insanlar daha ehliyet alabilmek boyutuna tabii ki başlıyorlar hayali. Önce ehliyetlerine sahip oluyorlar. Sonra işte kendi araçlarını alıyorlar ama bir şekilde o arabayı kullanabilmeleri gerekiyor. Ve burada size başvuruyorlar aslında. Ben de o insanların bir şekilde hayallerini gerçekleştiriyorum. Bence benim açımdan bakıldığında başarı bu. Belki de bu işte bu kadar başarılı olmamın sebebi de işimi gerçekten çok seviyor olmam. Ve insanlara belki de faydalı olabilmemi en çok da seviyor olmamdır. Bu anlamda ben de sizin gibi her seferinde eğer bir öğrenci aslında mezun olduğunda bu heyecanı sürekli yaşıyorum. Her seferinde diyorum ki iyi ki bu mesleği yapıyorum. İyi ki buradayım, iyi ki bu insanlarla tanışıp bir şekilde onların hayatlarına dokunabiliyorum diyorum gerçekten. Çok güzel, harika. Şimdi böyle hani sizin bazı formülleriniz var mı? Matematik hocalarının kestirme formülleri vardır. İşte İngilizceciler böyle akla gelecek bir şey söylerler. Aa mesela hani oradan aklınıza gelir. Ya bakın burada şunu hiç unutmayın. Bakın biz, ben size böyle bir şey söylüyorum. O aklınızdan çıkmasın dediğiniz böyle tiyolarınız da oluyor mu? Böyle ne bileyim hani bazı durumlarda oluyor mu öyle sözler söylüyor musunuz? Çok fazla oluyor. Çok fazla oluyor. Özellikle şöyle. Ya şimdi... Ehliyetini 10 yıl önce almış biri düşünün. Yani 10 yılda hiç direksiyonu başına geçmemiş, arabayı kullanmamış. Belki pedalların yerini dahi bilmiyor. Siz bu insana sıfırdan başlayıp tamamen trafiğe çıkarabilecek duruma getiriyorsunuz. Şöyle olabiliyor. İnsanlar yani trafikte araba kullanma gerçekten kolay bir olay değil. Sonuçta arabada bir makine bakıldığında ve bu makineyi sıfırdan öğreniyor insanlar. Ve hani matematikteki formüller gibi değil aslında bizim işimiz. Nedir? İşte orada bir formül vardı, bunu probleme yerleştirirsiniz. Tık 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 bir şekilde sonuca ulaşırsınız ama araba maalesef öyle değil. Çünkü trafikte sürekli hareket halindesiniz. Siz ne kadar doğru olursanız olun, kuralı biliyor olursanız olun. Karşı taraf bilmediğinde işler tamamen değişiyor. İşte burada da acemi sürücülerin özellikle heyecanları onları çok farklı sonuçlara itebiliyor. Benim burada yaptığım aslında bu püf noktalar şöyle oluyor. Tabii ki kuralı öğretiyorsunuz, işte böyle yapılmalı diyorsunuz ama bazen o göz alışana kadar, o hizaları arabanın hacmini kavrayana kadar verdiğimiz bazı püf noktalarımız var. Mesela işte dönerken işte arabanın sağ direğini çizgiden uzaklaştırma ya da kaldırımdan uzaklaştırma. Bu da özellikle park konusunda, park genelde kadınların biraz büyük bir problemi. Park konusunda özellikle çok fazla püf nokta verdiğimiz oluyor. Bazı insanlar bunu ne kadar ezber olarak görse de ben asla öyle düşünmüyorum. O acemilik sürecini atana kadar, bazı şeylere alışana kadar bu püf noktalar gerçekten öğrencilerin çok fazla işine yarıyor. Çok güzel. Şimdi kilit soruya geliyorum. Kadın evet. Sürücüler mi, erkek sürücüler mi daha başarılı? Ya şimdi şöyle, bizler yaratılış olarak da kadın ve erkek olarak da farklı fıtratlardayız. İşte erkeklerin başarı seviyeleri farklı, kadınların farklı olabiliyor. Ama şöyle bir durum var. Maalesef ki kadınlar sürücülüğe çok geç daha başladıkları için acemilik süreçleri çok daha fazla oluyor. Benim kadar şanslı olmuyor herkes. Çünkü ben daha çok küçükken araba kullanmaya başladım. Ben evet bu anlamda şanslıydım. Benim babam, biz üç kız kardeşiz, hepimize araba kullanmayı çok erken yaşta öğretti. Ben 36 yaşındayım ve mükemmel bir şekilde araba kullanıyorum diyebilirim. Çok uzun zamandır araba kullanıyorum. Çok az kazan var. Hiçbir şekilde kura icra yapmam. Ve zaten bir kadın olarak eğitmenlik yapabiliyorum. Ama maalesef her kadın bu anlamda bu kadar şanslı olmuyor. Kadınların aslında kötü şoför olarak görünmesinin en büyük problemi bu. Çok geç başlıyoruz. Neden? Bekar baba arabasını vermek istemiyor. Evleniyor, eşi arabasını vermek istemiyor. Bu kadın ancak kendi ayakları üzerinde duracak, kendi parasını kazanacak, işte ehliyetini alıp arabasını alacak ve 30 küsur yaşından sonra araba kullanmaya başlayacak. Bu da ne oluyor? Şimdi 18 yaşında araba kullanmaya başlayan kişiyle 30 yaşında başlayan kişi maalesef aynı durumda olmuyor.
Bu sebeple de kadınlar biraz daha fazla acemilik süreci yaşadıkları için ve fıtrat olarak da farklıyız, biraz daha heyecanlıyız, biraz daha korumacıyız. İşte bu annelik duygusundan gelen şey trafikte de önümüze çıktığı için genelde erkekler tarafından kadınlar kötü sürücü olarak addediliyor. Ama ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Çünkü benim gibi birçok sürücü var, uzun yıllardır araba kullanan birçok kadın var ve onlar da çok güzel bir şekilde istedikten sonra bunu yapabiliyorlar. Özellikle şu an zaten trafikte çok fazla kadın sürücü var. O acemilik sürecini attıktan sonra emin olun kadınlarla çok güzel sürücü oluyorlar. Hatta şunu altını çizerek söyleyebilirim. Erkeklere göre çok daha fazla kurallara uyarak araç kullanıyor kadınlar. Çünkü benim gözümde erkeklerin bir kuralsızlık yapması, trafikte herhangi bir kuralsızlık yapması onların cezası var ama olduğunu gösteriyor efendim. Para cezası var. Yapmazlar. Yapmayız. Ya şöyle maalesef ülkemizde çok fazla caydırıcı cezalar yok. Bu sebeple mesela bir kırmızı ışıkta herkes çok rahat geçebiliyor. Benim trafikte belki de en çok sinirlendiğim konulardan biri bu. Ya sonuçta orada bir ışık yanıyor. Bu sizin inisiyatifiniz de olmamalı. Kırmızı ışık yanıyorsa durmalısınız. O iki saniye sizin yapacağınız bir kaçamak başka birinin canına da mal olabiliyor yani maalesef ki. Hani ülkemizde bu anlamda kurallara çok fazla uyulduğunu düşünmüyorum. Trafikte özellikle biz öğrencilerle de bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşıyoruz. Hani kadın sürücü, erkek sürücü olmaktan ziyade kurallara uyulmaması maalesef trafikte bizi biraz sıkıntıya sokuyor. Peki şimdi siz bir eğitmen olarak hani şimdi trafiğe şöyle yukarıdan bakıyorsunuz. Hepimize farklı bakıyorsunuz. Gördüğünüz hani zorluklar nedir her iki taraf içinde, sürücüler içinde yani yayalar içinde belki de hani şehir trafiğinde en büyük hani problem olarak gördüğünüz şeyin ne olduğunu sorabilir miyim? Şöyle söyleyeyim, Ankara trafiği üzerinden konuşalım. Çünkü hani uzun yıllardır ben artık Ankara'dayım ve bu trafikte sürekli her gün belki 150 kilometre yapıyorum diyebilirim. Bence şu anki Ankara trafiğindeki en büyük problem insanların saygısızlığı. Yani kimsenin artık birbirine karşı bir anlayışı yok. Yani Ankara'da yaşayan herhangi birine sorduğunuzda size söylediği Ankara'da direkt sarı ışıkta kornaya basılmasıdır. Maalesef bu çok üzücü. Yani aslında sarı ışık ne demek? Hani hazırlan demek. Yeşil ışığı gördüğümüzde zaten bir hareket edeceğiz. Ya da arabanız manuel vitese, vitese takacaksınız, kalkış yapacaksınız. Bu da ister istemez 1-2 saniye zaman alan bir olay. Ama maalesef arkadaki sürücüler buna dahi müsaade etmiyorlar. Sarı ışık yandığında direkt daha bir korna sesi. Hele de acemiyseniz eğer o korna sizi tamamen heyecanlandırıp arabanın stop etmesine sebep oluyor. Bu sefer ne oluyor? Siz arabanın stop etti, arkadan daha fazla kornalar geliyor. Bu bir kısır döngü içerisine geliyor. Benim gördüğüm ilk anlamda bu biraz anlayışsızlık çok fazla var. Şöyle kurallara da ülke genelinde biraz dediğim gibi uymuyoruz biz. Ya caydırıcılığı yok ya hayatımıza kuralları tamamen yerleştirmemişiz aslında. Ya da çok öncesinde, hani şimdi değil şu an eğitimler çok daha fazla artık direksiyon eğitimi için ehliyet öncesinde. Ama zamanında bu biraz daha böyle boş verilmişlik var ülkemizde. Belki levhaları bilmeyen ya da işte geçiş üstünlüklerini bilmeyen birçok insan var trafikte ve maalesef biz bunlarla karşılaştığımız zaman problem yaşayabiliyoruz. Sen dün bir video paylaştın sayfamla. Sola dönüş yasak diyor ama oradan gelen bir araç sürücüsü dönüş yaparken karşı şeritten gelen belki hiç suçu olmayan biriyle çarpışıp kaza yaptı. Ya aslında oraya kocaman bir levha koymuşlar. Orada bu dönüşün yasak olduğunu belirtiyor. Ama ya levhayı görmüyor, görse anlamını bilmiyor. Ya da o tarafı kontrol etmek gereğinde bile bulunmuyor. Bu sefer ne oluyor? Sizin yaptığınız en ufak bir hata karşıdaki insanın canına ya da malına mal olabiliyor artık. Araba almak da kolay değil hani şu devirde gerçekten. Hani tamam cana gelmesin, mala gelsin ama gerçekten o da artık kolay değil. Bir şekilde insanlar zaten geçimlerini işte zor tamamlıyorken bir de bunun yanısını arabalarını alıyorlar falan işte hani böyle bunun masraflarıyla bir de uğraşmaya çalışıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Orada bir kaza oluyor. O kazanın sonucunda da maalesef işte trafikte kavgalara da dönebiliyor yani bu. Bence bu konuda gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hadi geçmiş için artık yapılabilecek bir şey yok ama gelecek için bence biraz daha trafik kurallarına uymalıyız. Bunu bilemiyorum artık ülkemizde nasıl olacak ya. Cezalar biraz daha caydırıcı olmalı. Artık tabii biraz daha trafik cezalarının fiyatları arttı gerçekten. Bu sene özellikle 2024'te gelen zamlarla beraber fazlasıyla arttı. Ama bizler bunu ne kadar önemsiyoruz? Bu önemli. Hani bunu hayatımıza ne kadar yerleştiriyoruz? Ya da bir kuralı ne kadar gerçekten uymak istiyoruz? Bu önemli. Burada biz biraz daha direnişlendiğimiz zaman trafikte rahatlayacakları hem acemi sürücüler adına hem de diğer sürücüler adına biraz daha böyle belki herkes sakin ve huzurlu bir şekilde yolculuk yapabilecektir diye düşünüyorum. Harika. Şimdi sürüşü bilen, yapabilen kişilerin aslında hani zaten neyi öğreneceğim ki artık zaten kullanabiliyorum. Kaç zamandır da kullanıyorum.
gibi düşünmesi var bir tarafta. Bir tarafta da şunu düşünüyorum. Siz eğitmen olarak ilk önce bir şehir içi trafiği diye bir şey var. İkincisi şehirler arası trafik diye bir şey var. Orada farklı bir öğretiniz olacaktır, oluyordur. Üçüncüsü gece sürüşü diye bir şey var. Dördüncüsü yağmurlu hava. Beşincisi karlı hava. Hani benim aklıma gelen bunlar. Aslında şunu demek istiyorum. Hani zaten ben sürüşü biliyorum ve her yerde ne yapacağım zaten aynı şekilde kullanacağım demek doğru mudur? Ve bu benim en azından aklıma gelen sayabildiklerimle hepsinde farklı bir takım ince ayarlar öğrenilmesi kesinlikle gerekiyor mu gerçekten? Siz de derslerinizde mutlaka bunlara işliyorsunuzdur. Doğru mu söylüyorum? Öyle. Şimdi ilk etapta bizim önem verdiğimiz şey şehir içi trafiği. Çünkü şehir arasına çıktığınız zaman hız ne kadar artarsa kazanan boyutları da o kadar büyüyor. Ben öğrencilerime her zaman ilk bir yıl benim için önemli olan şehir içinde biraz daha pişmek gerekiyor. Çünkü şehir içi trafiğinde hem trafiğe alışmanız, hem o direksiyon hareketlerine alışmanız hem de biraz daha heyecanınızı yenmeniz gerekiyor ki şehir arasına çıkabilir. Dediğim gibi orada siz belki çok hızlı gitmeyeceksiniz ama herkesin hızlı gittiği bir alanda yapacağınız bir, ufak bir hatanın boyutları çok büyük olabilir. Bu sebeple ben sürücülere, öğrencilerime de özellikle şehir içinde biraz piştikten sonra şehirler arasına çıkmalarını öneriyorum. Aslında tam ters bir algı var ki öncelikle şehir içi trafiğinde piştikten sonra şehirler arasına çıkmak. Maalesef ülkemizde şöyle bir algı var. Ya ne olacak uzun yol, zaten boş yol, hani hiç araba kullanmayı bilmeyen bile burada çok rahat araba kullanabilir gibi bir algı var ülkemizde ama bence bu çok yanlış. Çünkü acemi bir sürücünün heyecanla yapacağı hatanın boyutları belli olmayabiliyor. Yani diyelim ki yolunda giderken en ufak önüne çıkan bir engelde ilk aklına gelen direksiyonu kırmak olabiliyor. Ama bunu yaparken yan taraftan bir araba geliyor mu gelmiyor mu bunu kontrol edemiyor maalesef. Yani o acemilikte işte birçok şeyi aynı anda yapmak biraz zor. Bu sebeple şehirler arasında bence bir yıl şehir içine piştikten sonra bazı şeylere alıştıktan sonra heyecan biraz attıktan sonra çıkmak gerekli. Evet hepsinin ayrı kuralları var, işte yağmurlu havada biraz daha dikkatli olmak ya da karlı havada özellikle işte biraz daha böyle dona doğru gitmişse usta sürücüler de çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Gece sürüşleri mesela acemi sürücülerin en fazla zorlandığı alanlardan biridir. Çünkü her yer karanlık ve karşıdan gelen ışıklar fazlasıyla rahatsız ediyor. Bunların da hepsi aslında göz önüne alındığında biraz daha böyle hepsi için zaman gerekli olabiliyor. Ben de öğrencilerime dediğim gibi hep bunların tabii ki noktaları var ama her öğrencide tabii ki gece sürüşü yapamayabiliyorsunuz. Sonuçta hani benim de iş dışında bir hayatım var işte her öğrenciyle her akşam program yapıp da işte sürüş yapamıyorsunuz. Ama şöyle olabiliyor. Eşiyle ya da işte bir yakınıyla işte dersler gittikten sonra ne yapıyor? Gece sürücü en azından biraz daha onu tecrübe etmek adına bu da onlarla yaşayabiliyor. Ama dediğiniz gibi hepsinin ayrı birer püf noktası var ve zamanla aslında biraz daha. Ben hep şunu söylüyorum. Nasıl bir çocuk bir anda koşmuyorsa, işte önce ne yapıyor, emekliyor, sonra bir yere tutulup biraz ayakta durmaya çalışıyor. Sonra işte kendince ayakta durup bir iki adım atıyor, sonra yürüyor ve sonra koşuyor. İşte sürüş de aynı bu şekilde. İşte siz öncelikle belki yakın yerlere gidip gelirsiniz, o heyecanı atarsanız, sonra biraz daha böyle şehir içi trafiği, işte biraz daha belki uzak yollar dedikten sonra bir bakmışsınız zaten, siz hiç farkında olmadan usta sürücü olmuşsunuz ve hepsini çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuzdur. Ama bunun için birazcık daha zaman tanımalıyız çevremizdeki insanlara. Maalesef erkeklerin bu konuda kadınlara karşı anlayışsızlığı çok fazla. Çünkü erkekler sanki hiç acemi olmamışlar gibi kadınlardan bir anda usta sürücü olmalarını bekliyorlar. Bence bu çok yanlış. Dediğim gibi hani farklı fırsatlardayız ve kadınlar bu anlamda biraz daha geriden geldiği için, biraz daha geç başladığı için o süreç biraz daha uzuyor. O sürekli kadınlara karşı anlayışın fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Tamam, peki. Size nasıl ulaşabilirler Melike Hanım? Sizden eğitim almak isteyen değerli izleyicilerimiz. Benim Instagram'da bir hesabım var. Sayfanıza da belki bilmiyorum yazmış mıydınız ya da buradan söylemem doğru olur mu? Söylemek sizin için sıkıntı olmayacaksa. Verebilirsiniz. Evet, Instagram'da özel direksiyon dersi 06 adı altında direkt zaten Melike Yasaklı'ya çıkıyor. Orada bir sayfam var. Hem eğitim videoları yüklediğim, bana ulaşamayan, Ankara'da olmayan ya da diğer inanın tüm dünya üzerinden takip eden insanlar var. Onlara da ulaşabilmek ve faydalı olabilmek adına oraya birçok eğitim videoları yüklüyorum. Ankara'da olan insanlar bana direkt oradan ulaşıp çalışma yapabiliriz. Ama Ankara'da olmayanlar için de faydalı olabilmek adına oradan videolarıma ulaşabilirler. Ne kadar süreli bir eğitimden sonra gerçekten sürüşü öğrettim ya da öğrendi diyebilirsiniz. Tabii ki kişiye bağlı ama normal şartlarda. Evet. Şöyle söyleyeyim. Evet, tamamen bu kişiye bağlı olarak değişebiliyor. Ben hep şunu söylüyorum. Biz genelde programlarımızı 10 saat üzerinden yapıyoruz.
İşte bu ilk günde 2 saatten 5 günde programlama yapıyoruz. Bazen yeterli olmayabiliyor. Hani bunun 8 saatte belki yeterli olan da olduğu var. Ya da işte 20 saatte ancak kendini rahat hissedip trafiğe çıkan da var. Ama genel olarak biz 10 saat üzerinden programlama yapıyoruz. Baktığımızda bu 10 saat üzerinden yeterli değilse o zaman derslerin süresini işte tamamen öğrenciye göre şekillendiğimiz için ona uygun olacak şekilde ayarlıyoruz. Ama şu var, bu 10 saatte tamamen trafiğe çıktı ama her şey mükemmel oldu demek değil kesinlikle. Trafikte önemli olan ilk 30 saat ya da 21 günlük süreç dediğimiz bir süreç var. Öğrencinin bu 21 günde bu 30 saati tamamlaması ya da işte 30 günde ya da bu 30 saatte trafikte bir şekilde vakit geçirilmesi gerekiyor. Çünkü tamamen dersler bitti, evet ben yanındayım, ben ona destek oldum, bir şeyler öğrettim. Benimleyken çok daha rahat hissetti. Ama o tek başına çıkabilme tamamen bir kırılma noktası bizim için. Onu yapabilmek için ya böyle ilk bildiği, kendini rahat hissettiği bir alanda trafiğe çıkabilmesi gerekiyor. Ya da yanına benim dışında birini alıp öncelikle o kırılmayı yaşaması gerekiyor. Ama sonrasında dediğim gibi 30 saat çok önemli. 30 saatten sonra artık evet ya ben heyecanımı biraz daha yendim ve bu işi tek başıma yapabilirim boyutuna gelebiliyor öğrenciler. Sizce bu işin en zor tarafı ne olduğunu düşünüyorsunuz eğitmenliğin? Ah şöyle gerçekten parmak bastınız. Şu bence önemli, bir acemiye kişiler öğretmek gerçekten kolay değil. En başında da dediğim gibi hani matematik gibi ya da işte diğer özel dersini düzce öğretmek gibi değil. Biz trafikte sürekli farklı şeylerle de baş ediyoruz aynı zamanda. Hani bu doğru diyorsunuz ama o anda farklı bir olay gerçekleşiyor ve siz o doğruyu tamamen öğrenci unutabiliyor. Bir acemiyle gerçekten trafikte olmak hiç kolay değil. Ama bence bunun için en zoru trafikte siz acemiyle beraberken dışarıdaki insanların size çok fazla anlayışla yaklaşmaması. Maalesef camı açıp da ya aman acemi sürücü işte trafiğe çıkmasın, kadınlar da araba kullanmasın diyen insanlarla bile çok fazla trafikte karşılaşıyoruz. Bence bu işin en büyük zorluğu bu. Ya da sürücü kursu arabasında sizin her yerde acemi sürücü yazıyor ki zaten belirli bir metreden fazla yaklaşmak yasaktır kurs aracına. Oradayken bile insanların böyle bir yanlış tavırlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Bence bu meselenin büyük zorluğu burada. Çok güzel. Bir eğitmen olarak siz de günlük hayatınızda dışarı çıktığınızda, bir yere gittiğinizde böyle algı seçiciliğinden insanların yaptığı hataları gözlemliyor, müdahale edesiniz geliyor mu? Çok fazlasıyla oluyor, çok fazlasıyla oluyor. Hatta bazen eşim bile bu durumdan muzdarip olabiliyor. Evet, hani araba kullanırken ya neden şöyle yaptın dediğimde işte kendisinin böyle haklı olduğunu, o an geçebileceğini, hani hızlı olduğunu düşünüyor. Ama ben direkt öyle ister istemez bir müdahale etmek durumunda kalıyorum. Bu da aslında biraz daha kötü ya. Gerçekten benim adıma kötü. Çünkü hani sürekli eğitimdeyim misiniz gibi. Hani hep bir meslek yapıyorsunuzdur. Eve gelince mesleğiniz bitiyordur. Ama maalesef benim öyle değil. Sürekli arabada olduğunuz her dakika arabayı kim kullanırsa. Böyle bir yola bakma isteği duyuyorum gerçekten. Tabii ki çok fazla bir öğrencilerime müdahale ettiğim gibi müdahale etmiyorum ama biraz da böyle kendimi tutamayıp işte içime de ya şunu şöyle yapmasaydım, niye öyle yaptım dediğim anlar oluyor maalesef. Değil mi? İnsan yani öyle park mı edilir? Ya hanımefendi bir dakika falan, bir dakika bana verin falan diye. O çok oldu. Evet evet. Trafikte hiç tanımadığım insanlara baktım. Böyle parklarda vesaire bazı konularda zorlandığını gördüm. Çok fazla yardımcı olmuşumdur gerçekten. Evet. Yani çok enteresan. Şimdi şu geliyor aklıma. 11 senedeki bütün eğitim verdiğiniz kişiler, onlar seyrediyor olsalar hepsi şu anda. Onlarla birlikte eğitim alacak bütün herkes izliyor olsa veya alanlar izliyor olsa, başkalarından da olsa, onlara toplu olarak hani neler tavsiye etmek isterdiniz trafikle ilgili? Bakın arkadaşlar, şunları unutmuyorsunuz değil mi? Şöyle yapıyorsunuz değil mi? Bu işi sakın unutmayın gibi, ne bileyim işte mesela trafikte sakin olun, ilk önce aracınızı bir muayene ettirin, hani bir yerinde bir şey varsa göstergeye dikkat edin. Yani siz söyleseniz de şöyle genel olarak insanlar yolculukta aslında nelere dikkat edilmesi gerektiğini bir şöyle tekrar anlasalar, bilseler. En başından ama şu var hani ben kadınlara özellikle hani çünkü kadınların kötü şoför olmasından kadınlara aslında şunu söylemek istiyorum. Eğer araba kullanmak istiyorlarsa, eğer ehliyet almak istiyorlarsa bu sadece hayalde kalmasın. Çünkü gözlerinde gerçekten çok büyütüyorlar. Bunun sebebi gerçekten ya kendi korktukları için olabilir ya da maalesef çevresel baskı çok fazla yaşıyoruz. Kadınlar bu konuda çok fazla mobbinge uğruyorlar. Ben çevremde gördüğüm kadarıyla bunu söylüyorum. Eğer böyle bir hayalleri varsa, böyle bir istekleri varsa, çünkü artık bakıldığında araba kullanmak bir lüks değil, ihtiyaç haline geldi. Özellikle bir kadınsanız
özellikle bir anneyseniz ve çocuğunuzla bir yerlere gidip gelmeniz gerekiyorsa, bu anlamda gerçekten bu bir ihtiyaç. Ve bir kadının böyle bir ihtiyacı varsa ve bunu da çok istiyorsa bir şekilde gerçekleştirmek için adım atmalı. Ve ben şunu demiyorum, evet eşi belki izin vermiyordur, hala maalesef bu tarz şeyler yaşıyoruz. İşte, kadınların araba kullanmasına izin vermeyen birçok erkek var, birçok kesim var. Eşe izin vermiyor olabilir, ona tabii ki eşinizle aman kalkın işte tartışın vesaire demiyorum ama bir şekilde ikna etmenin yollarını en başta bulmaları lazım. Sonrasında bunu gerçekten istiyorlarsa bir adım atmaları lazım. Öncelikle ehliyetleri yoksa gitsinler ehliyetlerini alsınlar. Ya da yıllar önce bir ehliyet almışlarsa, çevresinde yardımcı olabilecek biri varsa, öncelikle ondan bir eğitim alsınlar, onunla bir denesinler. Eğer onunla da olmuyorsa, maalesef benim bir de sloganım var, kocadan hoca olmaz, olmuyor keşke olsa. İşte kocalarıyla ya da yakınlarıyla olmuyorsa iyi bir eğitmen bulsunlar ve onunla bu yola çıksınlar. Evet tamam diyelim ki başladılar, derslerini aldılar, sonra trafikte olacaklar. Benim onlara yapabileceğim en büyük tavsiye şu olur, lütfen heyecanlanmasınlar. Evet şöyle olacak, tabii ki heyecan olacak ama bunun boyutları bizim için çok önemli. Yeni trafiğe çıktık, acemiyiz, biraz da heyecanımız var. Eğer bu heyecan biraz fazla boyutlara çıkarsa bize hataya sebep oluyor. Hata eşittir heyecan, heyecan eşittir hata derken çok büyük bir kısır döngü içerisine gidiyorlar. Bu sefer araba olduğu yerde kalıyor. Yani o arabayı ne yapacağımızı bilsek bile heyecandan tamamen her şey uçup gittiği için hiçbir şekilde harekete geçiremeyebiliyoruz. Özellikle manuel vites kullanıyorlarsa gerçekten çok daha büyük heyecanlar yaşıyorlar. Çünkü artık otomatik viteste bizim için biraz daha işler kolay oluyor. Bir yaş bedenimiz yok ya da vitesle uğraşmıyor. Sadece önemli olan trafiğe adapte oluyoruz. O an direksiyonumuzu düşünüyoruz. İşte önümüze bakıyoruz. Diğer bütün etkenler çerçevesinde ilerlerken en azından biraz daha kolay olabiliyor bizim için. Ama manuel vites kullanan öğrencilerim biraz daha zorlanıyorlar. Eğer ellerinde sadece manuel vites bir araç varsa ve korkuyorlarsa korkmasınlar. Birçok insan var. Öyle değil mi? Şu an siz de trafiğe çıktığınızda çevrenizde baktığınızda çok fazla kadın sürücü var. O zaman şöyle ya da benimle kendilerini bile kıyasladıklarında tek farkımız ben onlardan çok daha önce bu işe başladım. Ben ehliyetimi 2007 yılında aldım. Düşünün kaç yıl olmuş artık. Hani o kadar uzun yıllardır araç kullanıyorum. Tabii ki yeni başlayan biriyle aynı olmayacak. Ben de heyecanlandım. Ben de çok korktum. İnanın manuel vites kullanıyorum. Ben de çok titredim araba kullanırken. Ama zamanla derken her gün önce biraz daha heyecanım azaldı. Çünkü çok istiyordum. Araba kullanmak benim çocukluk hayalimdi. Ve bunu gerçekleştirmek adına ne kadar çok heyecanlansam da o direksiyon koltuğundan inmedim. İnanın babamdan önce arabaya binerdim. Arabayı ben kullanacağım derdim. Babam sağ koltuğa oturmak zorunda kalırdı. İşte kızım şu doğru bu yanlış. Hani ben bu konuda şanslıydım. Babam sürekli hep yanımdaydı ve benimle ilgilendi bu anlamda. Ama şanslı olmayan insanlar da bir şekilde kendi şanslarını kendileri bulabilirler. Dediğim gibi bir eğitmen bulup en azından ondan yardım alarak trafiğe çıkabilirler. İşte sonrasında dediğim gibi sürekli araba kullanmak çok önemli bizim için bu işte. İşte ehliyetinizi aldınız, trafiğe çıktınız. Bir şu da var, kurallarımızı öğrenebilmek çok önemli. Yıllar önce ehliyetimizi aldık, unutmuşuzdur muhakkak. Tekrar bir açıp baksınlar. İşte karşılaklarda üstünlük kimlerdedir, işte levhalar nelerdir? Hangi levha bana neyi anlatır? Ben trafikte nelere dikkat etmeliyim? Ya da bir levhayı göremedim. Belki çok uzaktaydı. O an dikkat edemedim. Özellikle bunu kasisler konusunda çok yaşıyoruz. Bir anda fark edemeyip ya aynı bir sen yapıyoruz ya da üzerinden atlamak zorunda kalıyoruz. İşte biraz daha böyle bunlara kendilerince çabalayarak trafikte çok daha rahat bir şekilde ilerleyebilirler. Ama zaman, sadece zaman biraz sabretsinler. Hocam ben yapamıyorum, pes ediyorum diyen birçok insan var. Ama inanın o tam bir kırılma noktası. O noktayı geçtikten sonra her şey çok daha kolay olacak. Ülkemiz genelinde de aslında herkes için, acemi sürücüler ya da usta sürücüler, yıllar önce ehliyetini almış olan kişiler için de trafik kurallarını bence biraz daha fazla önemsemeliyiz. Hani geçmişte artık belki yapılacak bir şey yok denebilir ama en azından gelecek neslimize bunları biraz daha hayatlarına yerleştirebiliriz. Çünkü zaten kural normalde de bütün hayatımıza baktığımızda her yerde bir kural var. Okulunda bir kuralı var, iş yerinde bir kuralları var. Yani her anlamda kurallarla zaten yaşamaya bence alışmalıyız. Ben Avrupa'da da araba kullandım. İnanın oraya da araba kullanmak ya da acemi sürücü olmak bence biraz daha kolay. Çünkü bir kural var ve herkes o kurala uyuyor. Ya caydırıcılık fazla ve insanlar bunu hayatlarına yerleştirmişler bilemiyorum. Ama biz de kendi ülkemizde bunu yerleştirebiliriz buna inanıyorum. İnanmak istiyorum açıkçası. Harikaydınız. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgilerdi. Bütünüyle ele aldık aslında sürüşü ve çok değerli bilgiler verdiniz. İnsanın hayatında ne kadar değerli olduğunu da bir kez daha gözden geçirmiş olduk hepimiz. Bu hayatımızın bir parçası aslında sürüş,
trafikte olmak ve siz bu işin de eğitmenliğini yapmayı tercih etmişsiniz. İyi ki de etmişsiniz çünkü zaten vücudunuzda, beyninizde bu iş için çok istek var, yetenek var ve böyle insanların zaten eğitmesi lazım. Herkes eğitici olamaz dediğiniz gibi. O yüzden çok çok başarılar diliyorum hayatınız boyunca. İyi ki yayınımıza katıldınız, bu bilgileri verdiniz. Sevgili izleyicilerimiz de hani sizden, bu sözlerinizden çok etkilenmişlerdir. Hani tekrar bir kontrol etmişlerdi kendilerini. Videoda bugün anlatılan her şeyin YouTube'da daha da fazlasını isterlerse, gün içerisinde 5 dakikalarını ayırırlarsa öğrenebilecekleri veya tekrar edebilecekleri de bir durum söz konusu. Ne kadar önemliydi. Çok teşekkür ederiz sevgili Melike Atak. Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ederiz. Harikaydı. Sevgili izleyiciler, Melike Atak direksiyon eğitmeni olarak Ankara'dan stüdyomuzda konuğumuz olmuş oldu aslında. Sizlerin de evlerinde konuk olmuş oldu. Şimdi burada aslında önemli olan hepimizin hayatının bir parçası olan trafikte zaman geçiriyor olsak da olmasak da sürüş zaten bildiğimiz bir konu deyip bir kenara atmamalı. Gün içerisinde 5 dakikamızı ayırıp en azından YouTube'dan videolar seyrederekten hani hocalar neler söylüyor, hangi hava koşullarında nasıl kullanılır, araca nasıl bakmak gerekir, nasıl kullanmak gerekir gibi 5 dakika sadece ayırmış olsak bilgileri taze tutmuş oluruz. Levhalar açısından ve diğer konularda da Melike Hanım son derece doğru söyledi. Doğru noktalara temas etti. Hepimiz için son derece önemli olan bir konuydu. Ekranlarınıza getirmiş olduk. Yayınlarımız devam ediyor olacak. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve Mert Özgür yönetmeme çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizi tercih ettiğiniz için sizleri çok seviyoruz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşça kalın.